Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve Yeni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Size bugün yine çok güzel sıralı bir model hazırladım. Şöyle modelim bakın çok güzel. Çimeni bu şekilde Şöyle e, arasına ortadaki tomurcuğumuzun içine bu şekilde kirpikleri yapıp son sırasını da zincir halkasıyla bu şekilde taşlandırarak devam ediyoruz. Evet modelim bu. Bu iğneden tabir model. E, Instagram hesabım iki üç kere çalınıp geri kurtarıyoruz. E, o kadar büyük bir hesap da değil aslında Instagram'ım ama arkadaşlar sürekli çalınıyor tekrar kurtarıyoruz eğer sizler de resim falan attıysanız onlar da o şekilde silinmiştir bu da instagram üzerinden gelen bir iğne yası modelinin bu şekilde daha çevirilmiş hali evet gördüğünüz gibi çıtı pıtı çok güzel bir model şimdi bu modelin anlatım kısmına geçelim kişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz şu ilk başlarken de aynen bu şekilde bakın öyle trabzan yaparak başlayacağız bir zincirimi çekiyorum şimdi arkayı unutun ilk başlar gibi başlayalım bir zincirimi çektim bir defa tığımı doladım hemen 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım 4 zincir trabzanımın arasına kapattım bir zincir bir defa doladım hemen boş olan tığ battıya girip 2 2 alarak bir trabzan yaptım Bu şekilde bakın 4 tane trabzanı yaptık. 5 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Şöyle bir zincirden ara yapmıştık. Oraya girip bu 5 zincirimi kapatıyorum. Ortada bir tane kirpikli trabzanımız var. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa şöyle döndüm düz yüzüne. Bir defa doladım tığımın başına Bakın bu 5 zincirli yuvanın içine giriyorum. Bakın ortasındaki tomurcuk gözüküyordur. 2 2 alarak buraya minik bir trabzan yaptım. 4 zincir çekiyorum. Kapattım 4 zincirimi. Bu şekilde bir tomurcuk yaptım. 2 zincir hemen yanındaki yere kapatıyorum. 1 2 zincir bir defa dolayıp yuvaya giriyorum. 2 ve 2. Yine 4 zincir. Trabzanımın arasına girip kapat. 2 tane zincir çekiyorum. Yuvaya 2 zincirimi kapat. Bakın böyle pıtırcıklı yuvalar hazırlıyoruz. Üçüncü aynı şekilde yuva için iki zincir bir defa doladım. Hemen beş zincirli yuvaya girip 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 4 zincir kapatıyorum 4 zincirimi. buraya kirpik olarak. 2 zincir. Bakın minik minik bu şekilde buralara yuvalar hazırladık. 3 tane yuvamız oldu. Şimdi bakın bu sağdaki tümsekliği verebilmek için sola da bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle dibine hem de kaymasın diye. Hemen bakın trabzan seviyesine de bu şekilde iniyorum. Bir zincirimi çektim. Yani toplamda hem yuvaya hem de trabzana iki tane sık iğne yapmış olduk. Bir zincirimin üzerine bir defa tığımı doladım. Trabzana giriyorum. 2 2 alarak bir trabzan yapıyorum. 4 zincir kapattım araya bir zincir bir defa doladım 2 2 1 2 3 4 zincir bu şekilde 4 tane kirpikli trabzan hazırlayalım 2 2 1 2 3 4 zincir kapattım araya bir zincir bir defa doladım hemen sıradaki boşluğu battı ya 2 iki alarak bu şekilde trabzan yaptım. Evet dördüncü kirpikli trabzanımızı da yaptık. Hemen bir zincir çekiyorum. Bir defa dolayıp bu şekilde 2 2 alarak bakın boş bir trabzan. Dört tane arada kirpikli trabzan. Sonuncu boş bir trabzan ve tepesine beş zincir. Çeviriyorum hemen. Bu Kirpikli tırabzanımız ortada kalacak. Hemen yanındaki boş olan yere, bir zincirli olan yere kapattım 5 zincirimi. 2 zincir çekerek düz tarafına çevirdim. Bir defa doluyorum. Bu 5 zincirli yuvanın içine girip 2, 2 alarak bu şekilde tırabzan yaptım. Aynı buradaki işlemi buraya da yapacağız. Hemen 4 zincir. Kapatıyorum. 2 zincir kapatıyorum. 1, 2 zincir bir defa dolayıp yuvaya 2, 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincir. Hemen trabzan arasına tomurcuğumuzu kapattık. 2 tane zincir çekiyorum. Yuvaya girip kapattım. 2 zincir bir defa dola. Şöyle bakın 5 zincirli ana yuvaya 2 2 alarak trabzanımı hazırladım. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum. Tomurcuğumu hemen dibine 2 zincir. 3. ve sonuncu yaptık yuvamızı da hemen dibine bir tane sık iğne trabzanın arasına da girerek şöyle bir sık iğne bir zincirimi çekiyorum bir defa doluyorum hemen yandaki boş olan tığ battıya 2 2 alarak bu şekilde trabzan yaptım yine aynı şekilde buraya 4 tane kirpikli trabzan yapacağız arasına bir zincir şöyle 2 2 1 2 3 ve 4 kapatıyorum trabzanın arasına arasına bir zincir bir defa dolayı 2 2 1 2 3 4 zincir bir zincir aynı işlem şimdi arkadaşlar burada da 4 tanesini verdik şöyle bir zinciri çekelim boş olan trabzanı yapıp aynı şekilde 5 zincirini içine bu şekilde 3 tane yuva hazırlayacağız Evet. Gördüğünüz gibi duruşu da çok güzel yuvaların minik minik yuvalar hazırladım sizlere. Şimdi bu kırmızı minik kirpikleri yapalım. Sırasıyla diğer işlemlerine geçelim. Evet. Şimdi ortadaki bu tomurcuğun içinden girerek sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. 4 tane zincir çekiyorum bu 4 zincir bakın yeşil yuvanın içine kapatıp ilk ilipimizi bu şekilde yaptık. 4 zincirimi çekiyorum. Şöyle tekrar 4 zincir. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 4 zincir dibine de bir tane zincir çekiyorum bakın bu şekilde dörder zincirden 5 tane kirpik yaptık dibine bir zincirimi çekip hemen ipimi koparıyorum şöyle güzel minik minik kirpiklerimiz oldu Evet Şöyle bakın 4 zincirli yuvanın içine tığımızın tam ortasından şöyle geçirip şöyle ittirelim arkadaşlar. Rahat bir şekilde yuvamız açılacaktır. Hemen buraya sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Kolay bir şekilde tığımın girmesi için ilkinde böyle tığla yuvayı açalım. 4 zincirimi çekiyorum. Yuvanın içini sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir hemen kapatıyorum 1 2 3 4 zincir yine 4 zincir kapattım 1 2 3 4 zincir şöyle sık iğne ile sabitliyorum dibine bir zincir Bunu arkadaşlar onu gösterecektim. Unuttum. Ee, bu koparma işlemini koparmadan direkt mesela buraya örümcek örümcek bu şekilde dört kenarını yapıp sonra da aralarından şöyle makasla örümcekleri keserek yapabilirsiniz. Evet şimdi ilk başlarken nasıl başlıyoruz? Aynen o şekilde başlayacağız. Bakın buradaki 4 zincirden olan tomurcuğumuzun içine sık iğne ile ipimizi bu şekilde buraya sabitliyoruz ve buraya 1 2 3 alttaki sık iğne ile 4 tane zincirimiz var bir defa tığımı doluyorum yeşil yuvanın içine girip şöyle 2 2 alarak bir trabzan yaptım şimdi 5 zincir çekiyorum diğer halkaları şöyle 5 zincirimi çektim bir defa tığımı doladım trabzanın şöyle tam ortasından bağlarsak halkamız daha güzel duruyor bakın şu dip noktasından değil de şu trabzanın tam ortasına doğru şöyle öne doğru arkadaşlar yaparsak zincir halkalarımız daha güzel duruyor 3 ve 4 4 zincirimizi çektik bir defa doladım hemen tam orta yerinden giriyorum şöyle Bakın öne doğru arkaya şöyle köşeye değil de öne doğru trabzanımızı bağlarsak halkalarımız bakın bu şekilde çok güzel duruyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir defa doluyorum. Yine trabzanın şöyle tam ortasından 2, 2 alarak bu şekilde zincir halkası yaptım. 4 oldu. Yine 5 zincir bir defa tığımı doluyorum şöyle tam ortasından girip öne doğru zaten arkadaşlar artma yaparsanız kendiliğinden ortaya doğru gidiyor bakın 5 oldu 1 2 3 4 5 zincir bir defa doluyorum buraya 2 2 alarak trabzan yaptım yine 5 zincir bir defa tığımı doladım. Hemen şöyle 2 2 alarak 8. ve sonuncu zincir halkamızda yapalım. 5 zincirimizi çektik, bir defa doladık. Trabzanımızın tam orta yerinden giriyorum bakın. Şöyle öne doğru 2 2 alarak kapat zincir halkalarını tutmak için biraz tırnağınız olursa rahat edersiniz yalnız arkadaşlar. Evet. Bu şekilde 8 tane zincir halkasını bu taraftaki 4 zincirden yaptığım yeşil yuvanın içine kapatıyorum. Şöyle 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Buradaki 4 zincirli yuvadan ilk başlarken gösterdiği ilk kirpikten sık iğneyle ile sabitliyorum Ara köprü zincirimizde 3 zincir arkadaşlar şöyle bir yaptığımız işi bakmak istiyorum Bu arkadaşlar yaptığımız halka bu yaptığımız kırmızı kirpikleri kapatırsa tamamdır Hani sizin el ve zincir ayarınıza göre bu 7'den olur belki 9'dan olur onu bu şekil ölçüp bakın. Ona göre şöyle zincir sayınızın kararını verin. Bakın. Şöyle benimki tam 8 tane zincirden tam kapandı. Şöyle kontrol ettiğinizde içinde kalıyorsa 8 tane zincir halkası tamam demektir. Evet, şimdi tekrar bir tane daha yapalım netlesin. Şöyle görmeniz için kırmızı kirpiği arkaya alıyorum. Bir defa tığımı doladım. Yine yeşil yuvanın içine girip 2 2 alarak bu şekilde kapattım bir trabzan yaptım 5 zincir bakın ilk yine dikkat ettiyseniz 4 zincir diğerleri 7 tane olan zincirimde 5 zincirde bir defa tığımı doladım trabzanımın şöyle tam orta noktasına öne doğru kapatırsak zincir halkalarımız yuvarlak yuvarlak duruyor bu şekilde bunu keşfettim sizle de paylaşayım arkadaşlar yuvarlak yuvarlak durmasın sebebi şöyle ortaya girdiğimizde trabzana girdiğimizde şöyle öne doğru 2 2 alarak bu şekilde trabzanları hazırlamak halkaları hazırlamak 3 4 5 zincir bir defa doluyorum aynı şekilde tutup şöyle 2 2 alarak kapattım 1 2 3 4 ve 5 zincir bir defa doluyorum. Yine trabzanımın içine girip şöyle 2 2 Evet, kaç oldu? 5 oldu. 3 tane daha yapacağız. 4 ve 5. Bir defa doladım. Hemen trabzanıma giriyorum. Şöyle 2 2 1 2 3 4 ve 5. Bir defa doluyorum. Yaptığım bu zincir halkamın içine girip şöyle öne doğru 2 2 alıyorum. Tekrar 5 zincir. Bir defa doluyorum. Sonuncu. Şöyle aradan girip 2 2 kapattım bakın. Aynı şekilde 8 tane zincir halkamı yaptım şöyle bu şekil güzel duruyor dediğim gibi tam ortasından bağlarsanız dibinde değil de tam ortasından. bu şekil zaten kendiliğinden biraz daha kayma oluyor dibe doğru gördüğünüz gibi çok hoş oldu bunu yeşil yuvaya bu 4 zincirli yeşil yuvaya kapatıp şöyle 1 2 3 zincirimi çektim hemen diğer yeşil yuvama girip kapatıyorum. Bir tane kaldı. Bunu da ben tamamlayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle bakın. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde oldu. Çok güzel bir duruşu var. Bir de arkadaşlar şöyle bakın ütüye de uygun kalıp gibi. İnanın son zamanlarda gördüğüm en güzel modellerden bir tanesi oldu. Şöyle iğneden tığa hem de sıralı çok hoş bir model oldu Evet modelim bu şekilde yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın